Dostlar yeni bir videomuza da hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Waves projesini yakından tanıyacağız arkadaşlar. Ve bununla birlikte e, teknik analizini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz çok ciddi şekilde Waves arkadaşlar düşüş yaşadı. Ve e, videoya geçmeden tabii ki şunu söyleyeyim. Yani en başından bu düşüşlerin Waves'te arkadaşlar artık sonuna geldiğimiz kanaatindeyim. E, bununla birlikte de aslında en önemli Waves e, videolarından biri olacak diye düşünüyorum. O yüzden Waves'e dair her şeyi bu videoda arkadaşlar değerlendireceğiz. Waves'in eğer yatırımcısıysanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere e, şiddetle tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden arkadaşlar belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Ayrıca sizden kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi önemli rica ediyorum. Ee, bizler için önemli destek olmak amacıyla kanala abone olup videoyu da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Waves dalgalar olarak e, burada çevirisini yapmış. Popüler coinler listesinde 51. E, sırada ki coinbase'de henüz listelenmemiş arkadaşlar. Bakın bunun altını çizelim. Coinbase'de şu an yok. Yani e, tam anlamıyla arkadaşlar büyük borsalardaki de listelemesini tamamlayamamış. E, bu gibi durumlarda da Coinbase'e de girmesiyle arkadaşlar sıra atlama ihtimali çok yüksek. E, neymiş bu Waves? Merkezi olmayan uygulamalar ve akıllı sözleşmeler dahil olmak üzere çeşitli. Kullanım durumlarını destekleyen çok amaçlı bir blok zinciri platformudur. Şimdi her zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar, çok kez söyledik hatta blok zincirleri, blok zincirleri arkadaşlar piyasanın baş vizyon projeleridir. Her zaman baştadır arkadaşlar. Bütün projeler ölür yani ölse e, blok zincirleri kalır arkadaşlar geriye. Waves o yüzden e, önceki videolarda da çok söyledim yani e, Rusya-Ukrayna muhabbeti sebebiyle e, piyasaya çıktı fakat Waves arkadaşlar balon bir proje değil yani Güzel bir proje Gerçekten güzel bir proje e, Genel anlamda Oldukça güzel bir proje arkadaşlar Waves e, Market bölümünde de Coinbase haricinde Birçok listelemeyi e, Tamamladığını görüyoruz Popülaritesi arkadaşlar Yükselme potansiyelini koruyor Şimdi şöyle Teknik boyuta geçelim Şundan bir bahsedelim Bir bu yükseliş neden gelmişti? Tabii ki Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik çıkınca arkadaşlar bununla birlikte Rusya, ee Rusya demişim Ukrayna. Bakın Waves'te Ukrayna kökenli bir coin arkadaşlar ve Ukrayna'ya tabii ki çok ciddi şekilde dünyanın her yerinden yardım gitti. Kripto paralar üzerinden giden bu yardım tabii ki Ukrayna kökenli olan Waves ile gitti arkadaşlar birçoğu. Neden? Dediler ki Ukrayna kökenli bir coin'e Waves ile gönderelim yani şeyi gibisinden. Ve bu durum bu şekilde süre geldi, devam etti arkadaşlar. Böylece çok ciddi bir şekilde hacmi arttı. Yani ne oldu? Örneğin Amerika mesela Ukrayna'ya destek mi gönderecek? Kripto ile mi gönderecek? Waves'i gitti, satın aldı, gönderdi. Satın aldı, gönderdi. Herkes özelinden devletine bunu yaptı arkadaşlar. E hacmi çok ciddi arttı ve deli gibi bir e, alımlar silsilesi oldu arkadaşlar. Devamında bakın bir düşüş yaşadı. Bakın bir düşüş yaşadı arkadaşlar Waves. E, bütün bu yükselişlerin devamında aslında bütün bu hani yükselen trendi, yükselen hareketi arkadaşlar test edecek bir hareket başlattı. Bakın bu hareket 8 dolardan başlamış idi ve 63 dolarlara e, nihayetinde 63'lere kadar Geldi arkadaşlar ve ATH yaptı Şu anda bulunduğu pozisyonda 19 seviyelerinde Ve bakın 19 seviyelerinde Ve 17.5-18'lere Kadar düşüş ihtimali Mevcut arkadaşlar 17-18'lere kadar düşüş ihtimali Mevcut ve devam ediyor e, Bununla birlikte tabii ki bunlarda şunun da çok ciddi Payı var arkadaşlar bitcoin yani şu anda e, Waves kendi hareketini yükselen hareketini vermeden Bitcoin'in de etkisinde kalıp tabii ki düşüşünü sürdürüyor ki 17.5'lara kadar bir düşüş bekleniyor. Bakın şimdi şunu e, bilelim 17.5'a kadar 18'e kadar düşüş görürsek arkadaşlar bu e, çok güzel bir alım fırsatıdır. Devamında tabii ki içinde bulunduğumuz fiyatlar da e, alım için çok uygun fiyatlar. Ama Bitcoin'de bir geri çekilme beklediğimiz için Bitcoin videosunu izlemediyseniz bugünün izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Hatta şiddetle öneriyorum. Aşağı doğru yine 17.5-18'lere kadar bir geri çekilme bekleniyor. Dostlar ben Waves'e genel anlamda baktığımız zaman bu 17.5-18'e kadar geri çekilmenin artık son nokta, durak noktası olduğunu ve yeni bir yükseliş hareketi başlatacağını düşünüyorum. Ee, şu an bakın mesela bir RSI kısmına bakalım ne göreceğiz arkadaşlar RSI'ye baktığımızda bakın indikatörümüz aşağıda şu anda 32.45 seviyelerinde bakın 32.45 seviyelerinde şu an RSI ve 17.5'lara e, bir düşüşle büyük ihtimalle bu değer e, tam olarak 30'lara kadar gelecek yani biz burada ne anlıyoruz Türkçesine RSI bize resmen şu an diyor ki al wave sal diyor Satın al diyor. Çünkü yükselecek bu diyor arkadaşlar. Türkçesi bu işte. Yani RSI'ye da baktığımızda e, ciddi bir alım fırsatı içerisinde olduğunu ve Waves'in görüyoruz. Geçmişte e, şuralardayken arkadaşlar 37'lere denk gelmiş. Ama şu an içinde bulunduğumuz senaryodaki düşüşle daha aşağıda bakın. Daha aşağıda olsak bile şey e, daha yukarıda olsak bile daha büyük bir alım fırsatı. Neden? Çünkü bize şunu söylüyor. Waves diyor artık o işi geçti. Artık o kadar düşmeyecek diyor Aresay. Bunu bekleme diyor. Artık o senaryo geçti diyor. Şuralar hani şuralar kilit diyor arkadaşlar. Aslında Aresay'ın söylediği Türkçesi bu. Olaylarda bu şekilde. Waves'teki bu genel düşüşün de sonuna geldiğimizi ve yeni bir yükseliş hareketi başlatacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi e, teknik kısmına da gelelim. Teknikte neler var? Günlükte 15'e 2 sat var. 4 saatlikte 14'e 6 sat var. Haftalıkta 9'a 5 sat var. Aylıkta da veriler nötr. Uzun lafın kısası. Kısa vadede e, düşüşün devamı gözüküyor. Zira bitcoin hareketleri zaten anormal. Bununla beraber piyasa toparladığında yeni bir e, yolculuğa çıkacağını düşünüyorum. E, RSI ile de bu konuda hemfikir olduğumuzu görüyorum arkadaşlar. E, waves balon bir proje değildir güzel bir projedir e, son zamanlarda piyasaya bu şekilde çıkmış olsa bile arkadaşlar hala umut vaat eder ki genel anlamda baktığımızda satışlar gelse bile bakın şurada e, hacmimizin düşmediğini görüyoruz. Bunun da arkadaşlar anlamı şu diyor ki bu şekilde bir düşüş gelmiş olabilir hacim aynı hacim sabit bu düşüşün yükselişi de hala olabilir. Diyor hacimde bize arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.